Selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi size yöresel ekmeklerimizden bir tane göstereceğim. Mısır ekmeği. Tuzunu koydum. Mayasını koyacağım. Kuru hamur mayası da onları da evet. Anlattım. Yani kuru hamur mayası. Un ne kullanıyorsun? Un, mısır unu, buğday unu, beyaz un, karışık. Yani sade mısırdan da olur, sade buğdaydan da olur. Şimdi bir lokma şeker atacağım ona, böyle bir avuç. Unu falan göz kararı mı ayarlayacaksın? Evet, şimdi bak alttan mısır koydum, katacağım onu böyle. Böyle karıştıktan sonra ilik sulan, haşlı olmayacak, ekmeğimiz çamur gibi olur. İlik su olacak, bismillahirrahmanirrahim. Ne kadar su alırsa işte, yoğururken kararlayacağını. Diğer şey göz kararı, ölçümüz yok. Böyle elimizle yoğuracak. Yoğurma şeklini de anladın. Tabii kenardan yoğuruyorsun ya. Yine bunun deniz gibi ortasına dalmayacaksın. Böyle kenardan. Kenardan unini katacaksın ona. Ondan sonra ortadan hasırlamaya başlayacaksın. Ama unini kadana kadar kenardan alacağım. Çünkü un karışsın ona da ondan sonra. Eskiden hep böyle mısır ekmeği yerdi sizde anne. Tabii mısır ekmeği yiyorduk. Çocuğum ama nerede has ekmek? Beyaz ekmeği çarşıya giderdi salak. Eskilerimiz, büyüklerimiz, babamız, dedemiz getirdiler abi. Birer tadımlık. Kabul et ki bir ekmeği bayadırdı 4-5 kişiye. Çünkü peşi yok. O kadar çok aldılar. Bayadırdılar önüne. Biz de ona kanaat yaladık. Çarşıdan has bir şey geldi diye umudu keserdik. Şimdiki çocuklar gibi değil ki. Şimdiki çocuklara dünya yadısan ben hiç isimlerini bilmediğim şeyler var. Yani ben gidip de onların bildiklerini bilemem yani. Bile de isteyemem marketten. Şimdiki çocuklarımız öyle. Eskiden bu ekmekleri nerede pişiriyordunuz? Karadeşimiz olurdu. Yakardık onu. Orada yemek yapardık. Her şeyi yapardık. Kızardı. Ondan sonra onu sipirirdik. Onun sipirgeci vardı. O sipirgecikle sipirirdik. Onun külünü alırdık, sipirirdik. Ondan sonra böyle ekmeği böyle sadece kıylı mıylı yok. Korduk. Taşın üstüne direkt. Evet, direkt taşın üstüne. Kabul et ki ha bu taşın üstüne. Eğer dükkanla bir lokma açık un, sipirirdik külünü ama külü değil. Eğer dükkanla bir lokma un, korduk oraya hamuru. İstine kukur sadece var böyle. Kukur. Derler. Yani... Saçtan. Koyduk onun üstüne, aldığımız külü dökerdik onun üzerine, o kukus ağacının üzerine. Onun üzerinden yakardık ateşi, o altta pişirdi, oldu nar gibi. Sabahleyin kalk kaldır onu ateşten. İle bir sağın sumur, yanına da bir tas ayran yemek koydu, çay mayı yoktu eskiden. Eskiden sumura yumurta koyar mıydınız? Nerede buldun yumurtayı da koyacaktın onu? Vardı iki tane tavuk, üç tane tavuk, onu da sattı tuz alacaktın. Yumurtasını? Tabii. İyi de. Onu da sattı tuz alacaktın eve. Kazıya alacaktın. Lamba yok, böyle lamba yok diye kazıya yakardı. Karayışıkta. Tanıdın mı karayışık, tanımadın. Tanıdım, niye tanımadın? Bak şimdi ben bunun ununu kattım. Şimdi bunu hasırlayırım. Unu karıştır tamamıyla.
Arkadaşlar kusura bakmayın, kollar dayanma öyle. Öyle yaşta gittikten sonra eskisi böyle çabuk çabuk yapamayalım. Yanlışım kusurum varsa affedin. Bunu niye yapıyorsun şimdi? Şimdi bunu ekşimeye bırakacağım. Kabaracak. Kabardıktan sonra sobaya koyacağım. Evet, hamur da şimdi burada bu şekilde. Mayalanmaya bıraktık hamuru. Bu şimdi buradan mayalanacak, ekşicek, kabaracak. Ondan sonra tepsiye koyup sobaya koyuyoruz, pişirecek. Şimdi mısır ekmeğimi sobaya koyuyorum arkadaşlar. Size onu nasıl koyduğumu göstereceğim. Hepsini bir hafif böyle yağlayalım. Yağlamasam da olur ama. Şimdi her ihtimale, her şeye karşı yağlayayım da. Yağlı kağıt sarılsa bu ne olmuyor mu? Olur. Bizim yağlı kağıdımız yok öyle mi? Şimdi hamurumuz mayalandı. Evet, bakın mayalanınca böyle kabardı evet. İşte. Biraz daha dursa külekten taşar yani, değil mi anne? Evet. Bakma ana, şimdi nenemin kızınla torunları geliyordu, o yüzden böyle ekmek gidiyor yoksa. Misafirlerim geliyor, şimdi bunun yarısını pişireceğim hemen yemek için. Öbürünü de pişireceğim sabah yemek için. Şey de taze taze olacak. Tavuk olur da bundan var. Bundan olmaz. Tamam, o zaman yarın işin o ufak nar gibi şey kızartıyorsun ya, kolot. Sabaha ondan kızart. Evet. Şimdi hamurumuzu tepsimize koyduk, fırınımıza sürüyoruz. Bu şimdi burada pişecek. Şimdi anne az odur da alına da o şeyi bakayım. Sobanın külü olacak mı, olmayacak mı? Nasıl olacak? Sobanın külü olmamış ekmek olmaz. O hemen haşlanır, yanar, içi çığ kalır. Hmm. Sobanın külü normal olacak. Ekmek çege çege pişecek. Akşamdan ettiğimiz ekmekler de daha güzel çeker. Çünkü akşamdan sobanın üstünde çok bir şey etmezsin. Gündüzden yemek edersin, her şeyi yaparsın. Gündüzden koyduğun ekmek haşlama olur. Yani sobayı çok fazla yakacağınız için üstündeki pişsin diye, o yüzden fazla alev onu haşlay. Evet. Şimdi sobamızın külü normal oldu mi? Ekmeğimiz de güzel pişer. İçi çeker. Olur çok güzel. Ha, bu çekeceklerini falan kabadayım mısın? Bu bizim fırınlı sobamız arkadaşlar. Karadeniz bölgesinde meşhurdur yani. Fırınlı soba. Onsuz ev olmaz. Aynen öyle. Ekmeğimizi yaparız, üstünde yemeğimizi yaparız. Her türlü şeyimiz bundadır yani. Evet arkadaşlar, şimdi ekmeğimiz pişti. Bu şekilde. Altını da çevirebilsem. Bir dakika. Evet. Altı da bu şekilde. Nar gibi kızarmış, mis gibi mısır ekmeği. Yapımını da gördünüz. Annemin ellerine sağlık, bize afiyet olsun. Canınız çekerse helal ol, helal edin. Siz de gelin, size de yapalım inşallah. Evet arkadaşlar, ekmeğimizi de gördünüz. Bir şey yaptık, yapımında, pişiriminde falan. Bize afiyet olsun. Bizde mısır ekmeği işleri de bu şekilde oluyor.
daha detaylı bilgi isterseniz yorumlara yazarsınız. Ben de ona göre daha detaylı bir video da çekebilirim size ilerleyen zamanlarda. Bugün böyle bir fırsatımız oldu, çektik. Fırsatım oldukça bu tür şeyleri de size çekip paylaşacağım yani. İnşallah beğenmişsinizdir, memnun kalmışsınızdır. Fikir önerilerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim yani. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın.